Ünlü programına hoş geldiniz. Ben Sabri Küstür, Teknoblog genel yayın yönetmeni. Bu hafta ünlü olarak görmüş olduğunuz akıllı telefonu HTC One X Plus'ı seçtik. HTC One X Plus, HTC'nin bu yılın başında çıkarmış olduğu One serisinin en son üyesi. Ekim ayının başında tanıtılan bu telefon, yurt dışı ile aynı anda Türkiye'de de piyasaya çıkmış durumda. HTC One X Plus'a baktığımızda Selefi One X ile hemen hemen aynı tasarıma geldiğini görmekteyiz bu telefonun. Teknik özellikler bakımından da ufak ancak önemli güncellemeler taşıyor HTC One X Plus. Öncelikle tasarıma bir bakalım. HTC One X Plus, HTC One X ile aynı boyutlara sahip. Ancak HTC One X'ten birkaç gram daha ağır bir telefon, bunu söyleyebiliriz. Yine telefonda 1280x720 piksel çözünürlüklü 4.7 inçlik kapasitif dokunmatik ekran bulunuyor. Ekranın önünü kaplayan Gorilla Cam ise bu sefer Gorilla Cam 2. Yani biraz daha önce yine Gorilla Cam'daki gibi aynı sağlamlık bu Gorilla Cam 2'de de söz konusu. Telefonun en önemli güncellemelerinden bir tanesi de içerisinde taşıdığı Nvidia Tegra 3 işlemci üzerinde yapılmış. Bu işlemcinin hızı 1.7 GHz'e çıkartılmış. Yine HTC One X Plus'ta da 1 GB RAM bulunmakta. Bunun yanı sıra telefonun dahili belli 64 GB'a çıkartılmış durumda. Yani HTC One X Plus herhangi bir microSD karta gerek duymadan oldukça geniş bir depolama alanını kullanıcılarına sunmakta. 64 GB'lık bir kullanıcı alanının olması demek oluyor ki microSD karta da gerek olmadığı anlamına geliyor. Zaten telefonda bir microSD kart yuvası bulunmamakta. HTC One X Plus Android 4.1 cereminde geliyor. Bunun yanı sıra HTC Sense 4 artı sürümü de kullanıcı arayüzü de bu telefonda yüklü şekilde gelmekte. Telefonun menülerine baktığımızda HTC One X'ten diğer HTC cihazlarından alıştığımız şekilde yine çeşitli HTC uygulamaları telefonda yüklü şekilde geliyor. Bunun yanı sıra yine Google Play Store'dan binlerce uygulamayı telefona indirip kullanabilmeniz mümkün. HTC One X Plus'ın tasarımına biraz daha baktığımızda, yakından baktığımızda görüyoruz ki telefonda kırmızı renkler bir hayli ağırlıkta. Bu biraz Beats Audio ses desteğinde çağrıştırıyor. Bir yandan da HTC'nin kırmızı rengi olan tutkusunu biliyoruz. Telefonun ekranı altında bulunan navigasyon tuşları, kapasitif dokunmatik tuşlar kırmızı renkle aydınlatılmış. Aynı zamanda arkada görmüş olduğunuz 8 megapiksel kamerayı çevreleyen bir kırmızı halka da telefonda dikkat çekiyor. Telefonun arkasındaki 8 megapiksel kamera olduğu gibi korunmuş, önde bulunan kamera ise biraz daha geliştirilmiş, çözünürlüğü biraz daha artırılmış, bunu belirtmek gerek. HTC One X Plus'ın bir önemli artısı da taşıdığı batarya. HTC One X'te 1800 mAh'lik bir batarya bulunurken bu telefonda HTC One X Plus'ta 2100 mAh'lik daha geniş kapasiteli, böylelikle daha uzun bir çalışma ömrü sunan yeni bir batarya bulunmakta. Bu da HTC One X sahiplerinin, One X Plus sahiplerinin biraz daha uzun süre telefonu kullanabilirler anlamına geliyor. Onun dışında HTC One X Plus'ta HTC One X'in sunduğu deneyim sunmakta tabii işlemcinin biraz daha geliştirilmesi biraz daha yüksek performans anlamına geliyor. Daha fazla kapasite, dosyaların daha fazla şekilde depolanması, daha rahat bir şekilde depolanması anlamına gelmekte. Bu hafta içerisinde Teknoblog'da yer alacak HTC One X Plus incelemesinde bu telefonun detayları karşınızda olacak. Telefonun benchmark sonuçları, fotoğraf ve video kalitesi, bunun yanı sıra kullanıcı deneyimi bu hafta içerisinde yayınlayacağımız detaylı HTC One X Plus incelemesinde karşınızda olacak. Haftanın ürününden bu haftalık bu kadar. Gelecek hafta yepyeni bir ürünle tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.